Gerçekten muhteşem bir açık inkublaba. 50 ila 300 milyon yıl öncesinden dinozorlardan kalmış. Bir ara kaybolmuş ama sonra tekrar üretmeyi başarmışlar. İstanbul'da da bulunuyor ve fidanlıklarda süs bitkisi olarak üretiliyor. Ginkgo biloba yapraklarının ekstresi halinde kullanılmış. Çay olarak da kullanıldığı söyleniyor ama çok yaygın değil. İçinde flavonoidler var ve bunlardan dolayı da antioksidan etkisi dediğim gibi hemen hemen her konuda olduğu üzere genelleştiriliyor. İsterseniz gelin biz hangi konularda ön plana çıkıyor onları bir değerlendirelim. Bir kere nitrik oksit nedeniyle damarları genişlettiği söyleniyor. Size keten tohumunu hatırlatacağım. Dolayısıyla kalp damar hastalarında dolaşımı arttırdığı söyleniyor. Benzer bir şekilde sertleşme bozukluğunda ginsengle beraber de kullanılmış. Bir de ayrıyeten biliyorsunuz Monaket Long ve Isordil var. Bunlar bu nitratların çok daha güçlü olan ilaç formları. Biz hastalarımızda bunları kullanıyoruz. Sinir sistemi çok bahsediliyor. Yaşlanmaya ve bunamaya karşı olduğu söyleniyor. Beyin dejeneratif hastalıklarında koruyucu deniyor. Ama genellikle ilaçlara cevap gelmediği zaman bunlar tercih edilmiş. Çok belirli elle tutulur bir bilgi yok. Hafıza etkisi de çok söyleniyor ama maalesef bunda da yeterli bilgi yok. Bazı çalışmalarda hafıza etkisi olmadığı ortaya çıkmış. Sarı nokta hastalarında destek tedavisinde kullanılıyor. Stres ve anksiyetede kullanılıyor. Yalnız iki önemli uyarı var. Bir kanama riski, ikincisi de antidepresanların etkisini etkileyebiliyor. Dolayısıyla antidepresan alıyorsanız ginkgo'dan uzak durmanız gerekiyor. Son olarak söylemem gereken bir şey var. Tabletleri genellikle 90 ila 100 mg ama etki dozu 120 mg'dan başlıyor. Bazı araştırmalarda 600 mg'a kadar kullanılmış. Açıkçası hem ginseng hem ginkgo bazı açılardan beni hayal kırıklığına uğrattı. Ben daha çok araştırma yapıldığını ve elle tutulmuş düzgün bilgiler olduğunu zannediyordum. Ama onları bulamadım. Teşekkür.